gördüklerimiz bir de anlattıkları mesela bir baktık öyle bir şey yok yani. Tam tersidir. Mesela oradaki mesela namus diyor ama namus meselesinden bir şey görmüyorsun. Yani orada bayan bayana ilişkisidir, erkek erkeğedir. Yani bir sürü değişik şeyler var. Bir de bunlara da göz yumuluyor. Bu sözler terör örgütü PKK-YPG'den kaçıp teslim olan eski bir örgüt mensubuna ait. Anlattıkları arasında terör örgütündeki çarpık ilişkiler ve gayrimeşru ilişkiler sonucu doğan çocuklar da vardı. Mesela direktörden kampları var. %50'si, %40'ı bakıyorsun hepsi böyle 8 yaşından yukarı. İlk defa biz gördük birbirini sebepten mesela çocuklar olup gizlice onları Hasek'e getiriyorlar. Orada yetiştiriliyor mesela 1 yaşa kadar, 5-6 yaşına kadar. Ondan sonra o kampa gönderiliyor. Eski örgüt mensubu MEA, teröristlerin ibadethanelere karşı çirkin tutumlarından da bahsetti. Bunlar diyordu camiye gidin, cami daha savunmalıdır. Çünkü orada binlerce cami yıkıldı. İçine ihtiyacını yapan, ayakkabıyla giren falan cami camilikten çıkmıştı zaten. Bazıları cephane yeriydi, bazıları yatma yeriydi, bazıları lavabo yeriydi. Pişman olup teslim olan genç, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşinin terör örgütü içerisindeki ayrıcalığını anlattı. Suriye'ye biz geçmiştik o zaman. Boğaz Erdal'dı işte, Sofi Nurettin'di, Şahin Cilo'ydu. Onlar geldi toplantı yaptılar. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi de o zaman geldi zaten. Onun da işte 5-6 tane koruması vardı. Böyle zayıf birisiydi. Boğaz Erdal bile düşünüyor, onun içine ayak kalktı yani. Etrafınız sarıldı, teslim olun. Kandırılan ancak daha sonra pişman olup terör örgütünden kaçan Y.O. da yaşadığı kötü muameleyi anlattı. Kamış'ta ben 2017'de katıldım. İşte orada bir tane Cemal Kolt vardı. İşte o yol gösterdi. Her gün eziyet, her gün psikolojik şiddet işte. Aylarca işkence gördüm ben. Herkes kaçmak isterdi ama işte korkuyorlardı. Bölücü terör örgütünün işgal ettiği yerlerde sivil halkın baskı ve zulümlerden bıktığını da söyledi. Valla oradakiler insanları... Suriye'deki insanları, Türk askerleri büklüyor yani. Ben gözümle gördüm. Yani bütün PKK'ları hepsini dışlıyorlardı. Gidin buradan diye ellerine koymuyorlardı. Teslim olan teröristin bir de çağrısı vardı. Ya ben burada gençlere söylüyorum. Yani akıllı olsunlar çünkü dediği gibi değiller. Ailelerini bırakmasınlar. Devam et yavaş yavaş.